Muhteşem bir galibiyet, yani Türk basketbolunun kesinlikle e, gurur duyabileceği gecelerden biri. Bu ne ya? <laughs> Sakin olun yani biraz ya. Ya bırakın, onlasınlar yani. Çünkü net destek yani. Ama şimdi %80'e 20 Efes e, favori konumuna geldi. Demin de bu arada stüdyoda tarihi bir an yaşandı. Digo dışında ilk kez biri body language e, tabirini Ondan kullandı. Ondan duyuyoruz zaten? O <laughs> taktı zaten yani. <laughs> Soka Desen merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Avrupa Basketbolu'nda gündemi ve tabii ki playoff eşleşmelerini konuşacağız. İbrahim Kutlay ve Alen Dik böyle beraber, beraber konuşamadım bir tekledim. Merhaba. Ama yorgunluktan Merhaba. <laughs> büyük bir sürprizle açıldı program. <laughs> yine yoğun bir hafta sonu. Yoğun hafta Çok içi. güzel. Ha, devamlı, hafta, hafta Devamlı arıyor. Abi ben Bologna'dayım. Abi ben işte e, şeydeyim. Pavarotti'nin evinde geziyorum. Abi Pavarotti oradan mi? Ferrari resimleri gönderiyor. <laughs> Aa, evet. Ferrari resmi şey yolladım abi. İbrahim abinin meşhur aracını yolladık. F40. Onu gönderiyor. f 40ım yoktu da. <gülüyor> 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 Keşke olsaydı. <laughs> F39 vardı. Ya, ya yanlış yok yani. F355 vardı. Abi. <gülüyor> 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 ee, Vay be. Devam. geziyor. Oradan resimler, yemek resimleri falan. Oradan Barcelona seyahatleri. Ne diyor Lucan? maşallah ayağı da muazzam. Ha. Gittiği maçı hmm. İki maça daha giderse sarası falan gönderirler bana sonra. Söyle. <laughs> <laughs> sana söyleyeyim. <laughs> Ama şey yani buz küvetinde e, röportaj yaptım. O biraz ilginç oldu. Brandon Davis aynen. Yani öncesi ve sonrası bende. Oralar yayınlanmayacak. Yani buz küvetine oturduğu an Soğuma odasında. Evet yani şeyin yanında evet. Palo'da sen zaten olur. Ama hiç değişmemiş emin ol. Yani muhtemelen 80'lerde falan da aynı Bile. küvet. <gülüyor> <gülüyor> aynı musluk 90'larda. Büyük Bizim, bizim de öyledim. öyleydi ya. Bir, ben Yunanistan'dayken e, Panathinaikos'ta ikinci senemde olimpiyatlara hazırlık hı hı. yapılıyor. Hı hı. Olimpiyat e, köyü orası bayağı büyük bir Oakan'ın olduğu yer. Tamam. Olimpiyat köyü. Hı hı. Yani Köy demeyeyim de işte olimpiyat e, işte yüzme havuzu var, olimpik, işte e, atletizm pisti var. Birçok branşın orada yapıldığı basketbolda şey olimpiyat e, şeyi diye geçiyor zaten. E, yenilecekler diye biz sportingin küçük bir sahasında e, antrenman yapıp maçları oynamak, oynamaya başladık. Son 2003 galiba 2004 olimpiyatlarına hazırlanıyorlar. Şu, şu kadar para harcadık. 10 milyon euro işte salona para harcadık falan filan. Neyse. Olimpiyatlar bitti. Ertesi sene biz şeye döndük. OAKA'ya döndük antrenman yapmaya. Ha. Her şey aynı. <laughs> bir tek koltuklar renkli, renkli koltuk koymuşlar. Suyun arasında isimlerimiz yazıyor. Onlar bile duruyor. Duşlar aynı. işte banklar aynı. Sahaya giden her şey aynı. Değişen bir tek koltuk renkleri var. Ya ben e, şeyi söyleyeyim. Ya yani Palau'da ben ilk kez maç izledim. Şeyde çok yani San Jordi'de ve işte Badalona salonunda izlemiştim hmm. ama Palau'da izlediğim ilk maç. E, yani düdükler çok Barcelona'dan yana değildi. Bence ortadaydı hatta belki hani %50 işte takdir hakları biraz daha Bayern'den kullanıldı desek yanlış olmaz maçta ama problem değil yani. Öyle hani hakemin bir bir yerden alıp bir yere götürdüğü bir maç değil. İnanılmaz etki ediyor salona. Yani tri tribünün e, salona bu kadar etki Tabii. ettiği salon Tabii, Avrupa'da bir de, çok azdı. de sadece 6.500-7.500 evet, kişiye <laughs> bakıyoruz diyorlar evet. ama yani çok ilginç çok İngiliz ilginç ilginç, salon yani. İki tane notum var. Birincisi şey salona girdiğimde ilk şarkı Türkçe şarkı çalıyordu. Hangisi ee, ya? <laughs> çok ben şarkıyı bilmiyordum. İsyan tetik patlamaya devam diye bir şarkı var. Aa. Bu şa, yani salona girdim, Palau'da bu çoğu. dedim herhalde o, rüyadayım yani. Şey, çünkü <laughs> serdece sordu. Ha, Sen ki? ben ne? değiştirmeye çalışıyorum diyor. İki kere tamam dediler, unuttular diyor. Serde <laughs> alakası yokmuş. <laughs> ha. Saçma sapan bir olay yani Palo O'da bunun Enteresan. şey yapılması. Bir de güzel bir detay var. Ee, o üstteki tribün var ya, pota pot arkasının çaprazına sağ üstte yani şey, en çok bağıran drags, sarı tribün. Eksler. Evet, aynen. Hı hı. Orada Türk bayrağı var ve Türk yok. Hmm. Katalanlar kendileri koymuş, sertaça destek için. Çok iyi. Bravo. Ve Benim zamanda şey Yunan bayrağı vardı, Fransız bayrağı vardı, Hollandalı Erson için bayrağı vardı. Ve yani hani bu şey yapıyorlar yani. da baktım ben, dikkat ettim tribünlere. Hmm. Gerçekten şey e, öyle mesela senin dönemindeki gibi bayrak cümüş de yok. İşte Katalan bayrağı hmm. var. Hani. E, katlan e ba bayrak meşbur. Ya yani o zaten şey, e, dizaynda, <laughs> dekor, o da dekor yani dekordan Merkezde bir parçası. E, i̇lginç gözüküyordu. Evet. Çok güzel atmosfer ama tabii bayan yani konuşuruz zaten ilerleyen bir bölümde. Hı. Mükemmel bir maç oynadı. Evet. Yani evet. deplasmanda de daha iyi bir maç oynayamazsınız. E, şöyle başlayalım. Ya yani EuroLeague dışıyla başlayalım. EuroLeague'e zaten hani geniş yer ayıracağız elbette e, Efes-Milano serisi merkezinde. Haftanın en hızlısı yemek sepeti bana bir de, işte tüm market ihtiyaçlarınız tek sepette, dilediğiniz kadar kampanyayla kapınızda yemek sepeti uygulamasını indirip, içinden bana bir seçerek alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Frutti Ekstra Bursa Spor ve Bahçişehir Koleji, ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye devam eden iki takım, Euro Cup ve FIBA Eurocup. Cup. Özellikle tabii Bursa Spor'un galibiyetini konuşarak başlayalım. Çünkü Avrupa basketbolunda sezonun, yani sezon bittiğinde de sezonun en büyük sürprizlerinden biri olarak anılacak. Belki de hani en büyük sürprizi. Çünkü Partizan'ın kendisi aslında oynadığı bir maç işte 16.800 mi? 17.000 mi? Resmi rakam oymuş. Her ne kadar işte Obradovic ve Partizan yönetimi aslında bu maçların büyük salonda oynanmasını istemiyor. Çok fazla taraftar var ama aynı Palau'da konuştuğumuz hikaye gibi. Eğer pionir de etkisi daha çok az, olarak. çok az yani ama 16-17 bin bilet satıyorsunuz ekonomik olarak e, hani girdisi çok daha farklı. E, ya yani Bursa Spor öyle bir deplasmandan e, yani sezon maç öncesi şansı genel yani herhangi biriyle konuşsanız Avrupa basketbolunu takip eden kaç der yani yüzde mu der yüzde on mi der? On bile fazlaydı. Belki de, fazlaydı. de fazla. <gülüyor> <gülüyor> ama yani Dušan Olimpijević özellikle Alek Freeman'ın takımdan ayrılışıyla birlikte kenetledi bence bütün oyuncu grubunu. Hani John Holland'ın her ne kadar işte e, sezonun bu bölümünde gelmesine karşın sanki sezon başından beri orada olması. Andrew Andrews şu anda bence EuroLeague takımlarının da artık hani takibine girmiş e, durumda sergilediği performansı. Onur Alp zaten şu anda Türk basketbolunun pozisyonunda Şehmuz'la birlikte e, en çok gelecek vadeden oyuncusu. E, muhteşem bir galibiyet yani Türk basketbolunun kesinlikle e, gurur duyabileceği gecelerden biri. Çünkü hani bu topraklardan yetişen oyuncular da ana rolü aldı yani Onur Alpin, işte Metin Türel'in, Ömer Utku Alın oynadığı bir maç. İbrahim abi neler söyleyeceksin? Ya bence Fruktex Bursa Spor tarihi bir galibiyeti aldı. Şimdi Partizan takımı belki de birçok Euroleague takımından daha çok popülaritesinin yüksek olduğu oyuncu profilinin çok oyuncu yer çok geniş olduğu kalite seviyesinin yüksek olduğu ve tamamen e, Euroleague için kurulan bir ekip. E, böyle bir ekiple eşleştiği anda zaten hani e, ben e, gerek Levent Kızıl'la gerek, gerek Ömer Kızıl'la da çok e, çok severim. Çok e, yakın e, dostlarıma dostlarım, arkadaşlarım Levent abi her zaman görüştüğüm bir zaten kişi olduğu için maç önce ona da söylemiştim. Yani e, tek maç sistemde her şey, olur. her şey olabilir. Yani ee, tabii ki Partizan'ı yenmek, deplasmanda yenmek hayal edilebilecek bir şey değil. Zor, uzak bir hayal ama e, bu sistemin e, azizliği de bu. Yani e, belki biraz adaletsiz ama ilginç tarafı da bu. Aynı şekilde Final için de konuşmuştuk Konuşma. yani. E, o da adaletsiz ama e, Böyle hikayeler bırakıyor. Böyle hikayeler bırakıyor. İşte böyle tarih yazmana evet. fırsat tanıyan bir sistem var. E, mükemmel bir oyun oynadılar. Yani e, maçın başından itibaren müthiş bir e, oyun konsantrasyonu hiç kopmadan e, o e, türün baskısına e, yenilmeden Tabii ki partizanda bir gerginlik vardı Tabii ki üzerlerinde bir stres vardı e, Bu sistemi yarattı Ama çok net söyleyeyim mesela maçın son e, uzatmaya gitmeden 4-5 dakikasında hakemler, partizan maç kazansın diye elinden geleni yaptılar yani. Acayip düdükler var. İspanyol hakemi. Acayip bir var. Ama Yerzuelo baş hakem evet. yardımcı paternik <laughs> evet. Ve o gün Euroleague'de e, Üçüncü kim? Diyor. Ben sana o söyleyeyim mi? Bak, yani. 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 o bu da üç resmen. Hani e, üç, üç hakemi. Eğitim günde oraya Eğitim işler oraya. ikinci hakem olup hani e, Yerzuelo'nun birinci hakem <laughs> evet. olduğu çok İki maç tane bulamaz. Euro Euro aynen Euro görmezsin böyle şeyleri. bir de o zaman işte Euro, maçları var yani. Ve gerçekten çok ne söylüyorum. Hakemler bile başaramadılar. Çok önemli. Doğru söylüyorsun. Hakemler başaramadılar. Aynen aynen basketbol basketbolu anlamayan insan bakar olan işte Bursa Spor yeniliyor, kazanıyor maçın sonu falan. Ama biraz anlarsan, biraz da bu hakemleri tanıyorsan bu piyasayı ben 4-5 dakika arayacaktım Levent abi diyecektim ki abi hakemler bu hakemler rağmen kazanamazsın bunu diyecektim. <laughs> Hakikaten eldükler çaldılar. Yani izlerken ne oluyor falan derken abi oradan maç uzatmaya gitti. inanılmaz bir şey yani. Ve uzatmada bu kadar hani e, sakin, agresif, inanılmaz bir hücum potansiyeli oynayan bir takım. Gerçekten yani müthiş bir gurur duydum. ama şutundan sonra zaten e, uzatmada bence reaksiyon yani çok ama çok ona güzel. rağmen hani tabii ki her geçen koparamadıkları her an büyük bir gerginlik yaşıyorlar. Şiğari'de, Obrovic de kenarda çok gergini, çok, çok gergindi. Yani ya yani biz... ilk defa Obrovic mesela ilk yeri alkışlıyordu, hiç o gerginliği yoktu. Maç kopmadıkça 3 çeyrek, üç 3. çeyrek üç sonu oldu. 4. çeyrek oldu artık o 5 sayıdan sonra geri geldi ya. Evet. Orada koptu Koplovolovic yani hmm. orada e, tamamen kontrolü kaybetti. Hmm. Ya işte bizim Belgrad'tan arkadaşlarla bir WhatsApp grubumuz var. Orada konuşuyorduk. Şimdi 2005 Avrupa Şampiyonası kuşkusuz Obrovic'in kariyerindeki hani en büyük bozgun. Ee, evet. orada ev sahibi olup evet. işte erken elenmesi Sırbistan Kara'dan ama e, Avrupa kupalarında yani kulüp takımlarında bakıldığında kariyerinin en büyük mağlubiyetlerinden biri bu. Yani evet. Çünkü şartlar düşünüldüğünü yani. Partizan bu kupanın net bir şekilde favorisi. Ee, hani Bologna ve Valencia'yı birlikte hadi iki takım da analım. Ee, kendi evinde oynuyor. Kendi evinde oynadığı düzende böyle bir tribünde oynuyor. Bursa hani sezonun başından beri çok şans verilen bir evet. takım değil sonuçta Avrupa evet. kamuoyunda. E şöyle düşün. bir taraf e, Milano'dan, Milano'nun skoreli geçen seneki Euroleague'in en önemli oyuncularından Kevin pantra alıyor. Le, Zekli de alıyor. Yani. Zekli de alıyor. Tamam o şey e, pozisyon anlamında söylüyorum. Bio bir takım da elindeki en önemli değeri satıyor. Ama daha iyi takım oldu Bursa. Tamam ama yani tane. sonuçta <laughs> Alec Freeman bu takım için öyle. çok özel bir oyuncuydu. Yani öyle bir oyuncu veriyorsun buna rağmen işte e, egemen de ekleyebiliriz bu arada oraya. Yani egemen de bu ekleyebiliriz. gelen Tolga da sakatlandığı evet, için. yani ee, bu takımla işte Andrews'la, o Gart'la, Onur onlar Bitim'le çok iyi oynadı mesela. Ee, bence bütün oyuncular çok iyi oynadı. Koç çok şey davrandı hakikaten yani. E, de hakkını vermek lazım. Ama e, yani gerek Bursa Spor halkı, e, gerekse Fruit Texture olarak işte, e, Ömer ve Levent Kızıl'ın destekleri gerçekten yaslanamaz. Çünkü ger yakından biliyorum ee, her şartta çok şey oldular. Yani hele Ömer e, gerçekten bu şeyde e, takımın buraya gelmesinde önemli bir e, pay sahibi. O yüzden hepsini çok tebrik ediyorum. Alian e, sen ne söylemek istersin? için bir açıklaması oldu e, maç sonunda. Hı hı. İşte eğer problem bensem çözüm çok basit. Hı hı. E, ben gittiğimde e, ortada bir problem kalmaz diye. Hı. E, hocanın böyle pasif agresif açıklamaları var biliyorsun geçmişte evet. de ama yani çok büyük bir galibiyet tabii ki Türk basketbolu için. Ee, senin aklında neler var? Yani, tabii ki um, Obradovic'in tepkisinden konuşacağız ama e, öncelikle İbo abi söylediği gibi eee Fruity Extra Bursaspor yani e, kelimeleri bile bulamıyorum. Çünkü bütün şartlarda yani bu gördüğüm şartlarda, bahsettiğin şartlara rağmen yani orada kazanmak yani büyük bir hamle, yani büyük bir büyük bir hamle. Kesinlikle değişebilen bir olay yani. Belki Final Four'a getirebilen bir galibiyet. Belki olmaz. Her şey olabilir ama bence özellikle gelecek için çok önemli bir galibiyet. İşte o farkındalık yaratır. İşte biz orada olabiliriz. Yani bu maç kazanıp Partizan'a karşı Obradovic'in Obradovic'i karşı yani kesinlikle Alimpiyeviç gurur. Yani prestij galibiyet. Takım olarak zaten şu anda bir bulut üstüne yani böyle uçuyorlar yani şey motivasyon açısında yani tam gazla gelecekler yani çeyrek finalde ama dediğim gibi gelecek için ya daha böyle bir geniş vizyon sahip olabilmek için çok önemli bir, bir hamle bence ve tebrik ediyorum onları. Ya şimdi basmam yüz yüzü sayat ya mesela. yani şey şimdi konuşalım mı hakemlerden yani komedi yani komedi yani net ben çok İtiraf etmek istemiyorum ama izleyerek senin gibi şey diyorsun yani bu ne? <laughs> Sakin olun yani biraz ya. Ya bırakın onlar yani çünkü net destek yani. o bu da işte daha daha Aynen e, şey öyle. yaptılar Aynen ben size söyleyeyim yani. Evet evet. Zorladılar kazandılar evet. yani ittiler. Acayip, acayip. Her şey yaptılar ya. Biraz yani maalesef yani, işte böyle şeyler yani. oluyor yani. Ama maçın sonları mesela hücum faulü çaldı herif. Hı -hı. Evet evet. Ama e, ee, Hollanda'nın e, attığı üçlük e, zor bir pozisyon. Ama orada dediğin gibi her şey başlıyor. Orada özgüveni zaten tavana geliyor. Ve oyuncuları takip ediyor. Ama yani böyle işte böyle deplasmanları e, senin hikayeni değişebiliyor. Yani bakalım. E, bol şanslar. Ee, bak, Başkır Koleji'nin finaline de değinelim. FIBA Eurocup finali ilk maçında işte Reggio Emilia ile kupanın artık hani çapraz eşleşmeler düşünüldüğünde özellikle T.J. Shorts'un sakatlanmasının ardından Kral Baume orada bir ivme kaybetti ve Reggio Başkir'in karşısındaki takım gibi gözüküyordu. Tecrübeli bir takım ve yani elbette kazanmak çok güzel. Deplasmanda kazanıp ikinci maç öncesi büyük bir fırsat elde ediyorsunuz. Ama tabii gönül şunu da ister. Yani bitmiş de eşleşme. Final bitmişti. 20 ile deplasmanda öndesin. Üçüncü çeyrekte İstanbul'a full salon dolu bir şekilde oynayacaksın ikinci maçı. Çünkü bir önceki turda da hatırlayacak olursa izleyicilerimiz hmm. sold out yani şeydi. Evet. Kapalı gişeydi ülkeler aralarında. Yani 20'den tabii 3 ile bitmiş olması maçın. 3 sayı farklı bitmiş olması buruk bir tat bırakıyor. Çünkü siz hani finali bitirmeye yaklaşıp şu anda hala bir tereddütle o maça evet. çıkacaksınız ama tabii ki e, Bahçeşehir Koleji e, favori ve hani Türk basketbolu içinde ne olursa olsun önemli bir kilometre taşı. Şu şu, an, şu düşünülebilir yani bütçesi gereği zaten hani bu kupayı kazanması lazım. Bahçeşehir Koleji'nin gibi bir e, öngörü ya da hani böyle bir peşin hüküm olabilir. Ama hani tarihte baktığınızda e, Türk basketbolunun e, erkeklerde e, kupa kazanmış. E, beş kulübü var. Yani Anadolu Efes ve Efes Pilseni tek kulüp olarak düşünüyoruz elbette. Koraç ve e, Euro Ligi. İşte 2017 Fenerbahçe, 2021 Anadolu Efes 2016 Galatasaray, 2018 Darüşşafaka, 96 Efes ve e, 2012'de Beşiktaş Milangas. Yani Euro Challenge kupası. Hmm. E, yani Bahçeşehir'in burada kazanmış olması, ikinci maç öncesi avantaj elde etmesi elbette güzel bir gelişme. Çünkü Euroleague dışındaki takımlarımıza baktığımızda işte Bursa'sı 18 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Tofaş son 8 yaptı. FIBA Euro Cupta finaldeyiz. Euroleague'de şu anda Final 4'e gitmesi muhtemel bir takımımız var. Yani ne olursa olsun bir seviye ortaya. ortaya koyuyor Türk basketbolu. Bütün kupalarda bir şekilde iddialı olarak. Bununla alakalı da İbrahim abi senden bir yorum alayım. Yani Bahçeşehir Koleji'nin de başarısını yatsımamak lazım. Hangi kupada oynansın oynasın. Sonuçta önemli olan e, o kupada son maça kadar oynayabilmek yani son maçta sahada olabilmek, final maçını oynayabilmek e, bana göre büyük bir başarıdır. Nerede oynarsan oyna yani ister Eurocup'ta oyna, ister Fiba'nınkinde oyna, ister Euroleague'de oyna. Doğru. Son maça kalabiliyorsan, son maçta oyunculara olarak, koç olarak o sahaya çıkabiliyorsan bu büyük başarıdır. Final maçını kazanırsın, kaybedersin. Ayrı mesele ama bütün sezonu istikrarlı bir şekilde götürebilmek ve son maç çıkmak benim için bir kriterdir. O yüzden tebrik ediyorum hem yönetimi, Bahçeli Koleji yönetimini hem koç Erhan Ernağ o da çok sevdiğim bir kardeşim daha şurada görev aldı bir süre o oyuncu kadrosunu tebrik ediyorum tabii ki kapıyı kapatıp dönebilirdik yani 20 sayıyla dönebilirdik ama oradaki şartlar buna izin vermedi 3 sayıya döndük çok açık söyleyeyim yani 8-10-11 sayıyla galip dönmektense Üç sayılı galip dönmeyi tercih ederim. Şeyli rövanş. Çünkü bahçelerde. aynen. Çünkü rehavet yaratır. 10-11 sayıyla döndüğün zaman nasıl turu geçtim rehavete yaratır. Şimdi bahçe Şehir Koleji rehavete kapılacak durumu yok. Yani ile iyi bir takım. 3 sayı hiçbir şey değil. O bakımdan aynı konsantrasyonla oynayacaktır. Umuyorum yani Türk basketbolu için hani bir kupada daha e, ülkemizde kalır. Ve çarşamba akşamı e, eğer bir aksika çıkmazsa ben de Bahçeşehir Koleji'ni desteklemek için salonda olacağım. Çünkü gerçekten desteği hak ediyorlar ve iyi bir Türk sporunun böyle organizasyonlara ihtiyacı var diye düşünüyorum. İnşallah maçı kazandıktan sonra tebrik etmek istiyorum. İnşallah. Alan. Tek söyleyeceğim bu işte sözlerini tuttu. Yani bence sezon başlamadan önce final oynayacağız diyenlere vardı. Şampiyonluk hatta hedefimiz ee, olacak dediler. Ee, ben özellikle iki kişi için e, mutluyum. İşte Erhan Hoca e, benim e, ilk antrenör kariyerim başladığında e, 2013'te e, beraberdik. Hatta benim ilk yaptığım idman Erhan Ernak bana hmm. yardım etti. Evet e, gergindi bugün. E, şimdi program izlerse Hatırlar yani büyük ihtimal ve <laughs> gülecek yani bu an çok komikti. Bir de Arda Kandaş var hı hı. E, asistan olarak orada beraberdik bu arada. E, onlar için mutluyum yani bütün organizasyon için zaten e, şey tebrik ediyorum. Şimdi e, rahmetli Kobe Bryant e, meşhur cümle vardı, job is not finished. İşte şimdi e, bitirmek lazım. E, o taraftar desteğiyle zaten hiç merak etmiyorum muazzam bir atmosfer olacak. Hadi bakalım. Abi evet. zaten bu gibi durumları özür dilerim. Evet. Hani bütçe bütçe herkes konuşabilir. Ya zaten bütçe bu, bu takım şampiyon olmak için kuruldu ama öyle değil işte. İşte Partizan. Hı hı. Final o için da şampiyon. kuruldu. Aynen. Ee, onun da bütçesi diğer takımlardan çok daha yukarıdaydı. Olmadı. Yani her kurulan bütçe şampiyon olacak diye bir şey yok. Zaten hı -hı. kupayı kazandıktan sonra kim ne derse desin abi önemli mi kupa sende mi sen ona bak kupayı kazanamazsın o bütçe sorgulanır. Tabii de yani bu tür organizasyonlar için işte spora yatırım yapmaya niyetli organizasyonlar için şey kazanmış olmak çok önemli bir teşvik. Tabii ki. Yani burada şimdi Bahçeşehir e, yıllardır bir yatırım yapıyor ve karşılığını sonuçta Avrupa Kupası getirdiğin zaman Türk basketboluna yazılacaksın yani tarihte. Bunu kimse alamaz hı hı. kazanan takımdan. E, o yüzden hani bu bir başlangıç olup evet. buradan sonrasında artık Şampiyonlar Ligi, Euro Cup, belki yıllar sonra Euro Ligi, Hani böyle bir hikayenin ilk sayfası Avrupa'daki ilk sayfası Başşehir Koleji için olabilir diyelim ve Euroleague geçelim. Tabii ki temsilcimiz Anadolu Efes'le başlayacağız ki Castro Lech seçimi de taraftarın izleyicilerimizin hafta içinde, Larkin açık ara lider çıkmıştı dört günün anketinde de %69'la baskı altında en iyi performans gösteren oyuncu seçildi. Yani hem halkın Castro Red seçimi hem de bizim seçimimiz. Burada tabii Milano deplasmanındaki ikinci maçında kazanılabileceğini konuşabiliriz. Yani 8 birlik bir seri maçın sonunda işte zaten Troy Daniels'ın isabeti var, Devon Hall'un isabeti var ama Bentley'nin tepeden bulduğu üçlük ve Shavon Shields'ın özellikle Elijah Bryant'ın üstünden attığı kere. iki tane orta evet. mesafe çok belirleyiciydi. Sonra evet. zaten sağdan drive maçı bitirdi Hı -hı. ama evet. hani Milano'nun biraz şu anda yaralı takım psikolojisini Bizim. ortaya koymaya çalıştığını görüyoruz. Messina'nın çok önemli bir açıklaması oldu maç sonunda. <laughs> İşte Ergine bakıyorsunuz gülümsüyor. Hı -hı. E, o da biliyor bu serinin bittiğini. Teoride bu seri bitti. E, i̇şte şimdi Sergio Rodriguez sakat. E, Malcolm Delaney sakat. Melli zaten sakatlanmıştı. Biz hani çok yaralıyız. Hı -hı. Buradan geçemeyiz diye bir zaten akıl oyunları da başladı evet. Ettore evet. Messina. Evet. E, ben e, hani İtalya'dan konuştum arkadaşlar. Sergio Rodriguez'in oynayacağını e, düşündüğünü Doğru söylediler. Kötü değil, değil mi? Evet o kadar kötü değil. Zaten bildiğim kadarıyla İstanbul'a da seyahat etti. Minaldo bir gelişme var. E, hafta sonunda oynanan e, Red maçında Cici Datome oynadı. Hı hı. Seride oynamamıştı. Cuma günü idman yaptı. Hı hı. Forma giydi. Efes'e karşı da oynayacaktır. Hı hı. Dört numarada ya hani da şut yaratıcısı olarak, e, pozisyon yaratıcısı olarak bir ekleme tabii ki Minaldo için önemli bir detay. Malcolm Delaney yok. Nikola Melli yok. E, seride Efes hani birbiri yakaladı. E, genel bir ile başlayalım. Ali istersen sen başla bu kez. Evet. Sonrasında İbrahim Abi'ye geçeriz. Yani ee, çok enteresan bir ikinci ikinci maç e, dördüncü kadar dördüncü çeyreğe kadar orada bir e, şey sana bana bir gibi bir maç oluyor yani böyle ama e, dördüncü çeyrek başlayınca iki takımları biraz gergin. Niye? Çünkü Anas skorerler biraz benzinsiz kalıyor. Yani öyle geldi bana yani hem Efes tarafında tamam, lakin Messi her zamanki gibi bir şeyler denemeye çalışıyor. Hatta çok atık var yani dele, denemelerinden yani çok üçlük e, kullandılar e, bana sorarsan. E, bir de fantezi üçlükleri e, Messi'den birkaç tane işte sorgulamak lazım yani işte e, miss Maç oynadığı zaman Haizen karşı ya da ile karşı niye çambere gitmiyor mesela niye daha agresif e, oynamadı orada e, şey sorgulamak gerekiyor ama. Milano dediğin gibi yaralı takım olmasına rağmen e, mutlaka bir mutlaka bir tane X faktör çıkacak. X faktör sınıfında koyamam ben Shields ama tamamen X faktör gibi oynadı yani bu dördüncü çeyrekte. Çünkü ana roller e, oynayanlardan bir tanesi yani Shields net bir şekilde ama e, dediğim gibi Delaney yok, Rodriguez yok. E, Melli zaten sakat, Datome sakat. E, kime gidiyorsun? E, otomatikman Shields'e gidiyorsun ve <laughs> kurbanı çok iyi seçiyor yani şey iki aksiyon e, Bryant karşı yani net yani net, net şekilde sola gidecek şey temas omuzla step back yani e, konuşmak kolay durdurmak başka bir şey ama Bryant yerinde ben başka biri koyardım, koyardım mesela e, ama ee, önemli olan Anadolu Efes için e, enerji toplamak. Enerji toplamak ve üçüncüsü koruya bulmak. O çok önemli bir nokta. Ee, i̇ki maçtır Simon Bobo yok. Hı hı. Ee, o sertliği e, alışacak gibi sinyalleri verdi ilk maçta ama ikinci maçta e, fiziksel takım olduğunu hatırlattı yani Milano. Ee, konsantrasyon eksikleri çok. E, şu tercihleri de biraz kaotik dönemleri yaşadı Anadolu Efes. E, taktiksel açısından Milano çok iyi frenledi. Lakin Hı -hı. işte böyle jump savunması yaparken işte o erken sıkıştırma var ya yukarıda e, orada e, Efes biraz vites kaybetti ve doğru seçemedi diyebiliriz bazı aksiyonlarda. E, işte o yüzden Simon ve Boba çok önemli çünkü sıkıştırma olunca e, eksik var köşeye top getirir getirsen Bomboş kurtaracaksın. O durumları çok nadiren yani. Ya Bir de Milano hı. ilk maçta e, hücum süresinde özellikle son bölümüne kalırken İstiş ve Larkin'e o sıkıştırmayı götürmekte hı hı. biraz eksik kalmıştı. Mesina'da evet. maç sonu söyledi zaten o planı hani o şekilde uygulamadık diye basın toplantısında. Hı hı. İkinci maçta e, şeyleri, tuzakları çok daha net götürdüler. Tabii tabii. Ve Efes'in yani ilk maçta kısaların bence yani ilk, ilk perdede alttan geçip ikinci de hı hı. E, işte hani reaksiyon vermesi, perdeyi takip etmesi özellikle Larkin hususunda söylersek çok etkileyiciydi. İkinci maçta da yani Mitsic tabii beklenen liderliği son bölümde e, ortaya koyamadı. Onu koyamadı. E, vurgulamak lazım. Hı hı. İyi bir Mitsic olsaydı son bölümde Efes belki bugün hani süpürmeyi konuşuyordu. Evet yani iki maçı e, detaylı incelediğimizde e, bunlar doğru don de değindiniz. Ama biz için de sakatlıktan çıkıp bu seriye başladığını unutmayalım. Yani ilk maçı uzun bir aradan sonra ritim kaybetmiş şekilde oynadı. Ee, ama iki maçta da sonuçta e, Efes kazanma noktasına getirdiği ikinci maçı. Kazanabilirdi. <laughs> ama her türlü şartta ben artık bu serinin bittiğini düşünüyorum. Yani Anadolu Efes e, salı günü maçını oynar. Çarşamba e, hangi Dinledim. ekibi istediğine bakabilir. Yani tabii ki perşembe bir maç daha var da Olympiakos mu ister, Monaco, Monaco mu ister? Bence Ergentman biraz bunu düşünüyordu şimdi. Ee, bilmiyorum. Ben yani yine, iddialı yine, açıklamaları... Yine, hani... mi seçmek olayına getiriyorsun bunu? <laughs> yani, o, o, orada seçecek yani bir durum ondan yok artık. Yani. O da seçecek bir yok. Yani, yani. <laughs> İddialı açıklama yani, e, biraz bana kalıyor diye hissediyordum bu programda geçmişteki bölümden ötürü. <laughs> bu sefer İbrahim. ben ben bu psikolojide aynı. Senin söylediğinden değil de abi. Genel olarak bu durumdan biraz korkuyorum serilerde. E, Psikolojik tam olarak. Olsa, ba, tam takımı olsa. Barcelona'ya bak mesela. İşte mesela. Ona geçeceğiz. Aynen. Şimdi tam ona tam geleceğiz. ha. O. Ama şimdi aynı değil. Hepimiz tam, geçeceğini düşünüyorum. Evet. Gerçekten. Tam takımı olsa Milano. Evet. Bir bir de olsa. Burada hala bir tehlike var değil. Peki Malcolm Delaney'in yokluğu artı mı eksi mi Milano için? İşte. Mesela. Bunu söyleyecektim şimdi. Rodriguez oynuyor yani. Evet. Rodriguez yani hani şu ara resmi açıklama yok. rotasyonda. Yani şimdi Rodriguez e, kaç dakika bu... E, seviyede sadık kalabilir. bile nasıl kalabilir? Abi bak, Şu senle de yani. katılıyorum. 35 yaşın yaşında vesaire vesaire çok kritik bir maç. Yani bak 5 dakika e, seri yakalarsa, 5 dakika tempo verirse yani Anadolu Efes tehlikede. Yani şey ilham e, şey ilhamlı bir Rodriguez biliyorsun yani. Şeytan evet. bir oyuncu yani. Evet mi? ama şey, çok yani. yani Efes şimdi şey bu yaptırır. noktaya getirmişken Hı eee iki tane maçı kendi evinde oynayıp Final Four'a gitme şansı varken Larkin motiveyken hiç tamam. kendini biraz ne daha toplamasını bütün doneler dediğim gibi Anadolu Efes ezmesi gerekiyor. Hı -hı. Ben o kadar kolay evet, bir gaz, maç beklemiyorum. Gaz'dan evet. ayağa çekmemesi lazım. Evet, yani abi, tabii hani, şimdi ama önceki maçı işte hatırlıyoruz yani İstanbul'daki. Burada üçümüz de Milan. Hangi gibi. önceki maçtan bahsediyorsun? Ama evet. Milan tam takım da abi orada. Ya burada da şöyle şimdi tam takım olmasa bile Real Madrid'de de benzer psikoloji oynarken var. Mesela yani biz bunu sertaşla da konuştuk şimdi Barcelona'dayken. Yani benim kaygım genel olarak Hı -hı. bu tür durumlarda psikolojik açıdan şu oluyor. Şimdi Barcelona Real Madrid çok ciddi bir üstünlüğü var varsın evet. bu rekabette. Final Four'da Real Madrid yani şimdi Maccabi ya 3 maçta ya 4 maçta bitirecek zaten tamam. Real. Karşıya çıkacak ve oraya, oraya oralıkta bir maç yok. Ve yani basketbolda ya da takım sporlarında en zor şey şu değil mi? Favoriyken kazanmak. Doğru favori kentler. Efes büyük evet. favori şu anda. Evet. Ama doğru. Efes şimdi büyük favori. Bak bir dakika. Ve iki şu, <laughs> şu farklı bir şey ama. <laughs> <laughs> e, Playoff eşleşmelerinde başlarken favori olmak başka bir şey. E, serinin içinde favori konumuna gelmek başka bir şey. Se seri başında da eşleşme olduğunda kimse Efes'in favori olduğunu söylemiyordu. Yani ya bizim... biz favori görüyorduk evet. ama net favori sana göre Efes'tir, bana göre Milano'dur. Yani 55'e 45'ti. Hı -hı. Ama şimdi %80'e 20 Efes hı hı. favori konumuna geldi. Neden? İlk maçı orada kazanması daha sonra Milano'nun e, sakatlığının çoğalması ve e, body language'sen Leng, anlıyorsun zaten. Efes'in sahadaki duruşundan e, bu seyirde artık Elgin Ataman'ın duruşu e, Larkin'in, Miskin varlığı, topa hakimiyeti e, duruşundan Anlıyorsun Efes'in psikolojik olarak üstünlüğü ele aldığını. da aynı şekilde tam tersi e, Messina'nın açıklamaları tamam biraz şeytanlık Bak var. Ya. Ya. E, e, rahatlamaya çalışıyor. Ya, yani. saf ama yani, yani eğer inanıyorsan ya. Yani. Ama şimdi buna inan, inanmakla saflık olur ya o zaman yani. Şimdi ha. adamın elindeki malzeme bu, içindeki bulunduğu durum bu. Tek çaresi bunu yapmak zaten. Yani. Bence şey askerleri çağırıyor yani net bir şekilde. E yani. Tamam çağırıyor da. O çağrı bu. Efes olarak yani biz biz şey pikniğe gidiyoruz gibi dedi. Ama Efes'e böyle da... değil mi? <laughs> yani Adıyla Efes'te herhalde evet. Biz çantalı keklik Afyon Belediyesi'yle oynuyormuş gibi sahaya çıkmayacak herhalde yani şimdi Afyon'dan da özür dilerim ama yani o kadar değil yani. Ama aynı hayır inşallah İnşallah Afyon, bu artı senin Afyon halkarısın. Hayır, Türkiye ligi için söyledim canım yani sonuçta kimseye yüküm çözemek için yani. Yani demin de bu arada stüdyoda tarihi bir an yaşandı. Alendigo dışında ilk kez biri body language tabirini kullandı. Ondan zaten Be. O takla ağzımı zaten. Yani. Benim hatam değil mi? Evet. Yani şeye yani, girdik yani. Sen bakma. hani ara sıra böyle Uluslararası terimleri İngilizce için. söylüyorsun ya. ya i̇şte biz de sana anlay, şey anlayabildi ya yani. yani. Bazen Türkçe ne diye ağzından çok hoş çıkıyor biliyor musun? Çok sevdim yani. Be. Yani e, bence Efes artık e, turun net favorisi. Tabii ki e, hiçbir maç hafife almaya gelmez. Karşılarında çok net bir e, çok tecrübeli, tecrübeli bir koç var. Evet, Hı. Tecrübeli oyuncuların kurulu bir takım var ama e, şey bir takım yani bir kanadı kırık bir takım. Bu gibi maçlarda baştan o rakibe o inisiyatifi vermeden acaba kazanacakmış düşüncesini e, kafalarına sokmalarına izin vermeden maçın başından sonuna kadar aynı konsantrasyonda yani burada acıma duygusu yok artık. Doğru. Yani o acıma Doğru. duygusu olmayacak. Evet. 10, 20, 30 neyse vurup gitmen lazım yani. yani şöyle. Am bilebiliyorsan <laughs> al bir İngilizce tabir e, daha. E, tabir daha. <laughs> çok tricky bir maç yani. Bana göre. E, çok. Işte, çok tricky ha, maç. Zaten, çok. zaten onu konuşuyoruz. Şöyle şimdi üçümüz de Efes'in hani orada maç kazanacağını tahmin edip zaten konuşmuştuk. Önceki programda. Şimdi burada şöyle bir durum var. Efes'in e, geçen seneki serisini de hatırlamak lazım. Real Madrid'e karşı. Hı, hı Efes Real Madrid'i de e, hani uçurumun kenarına itmişti ama aşağı atamadı. Evet. 2-2'ye geldi seri. Evet. Simon'un basketine ihtiyaç duydu Efes Final 4'e gidebilmek hı. için. Burada da Milano normal şartlarda hani biz sezon başından beri konuşuyoruz. Ya yani ben mesela Real Madrid'i hiç tercih etmiyordum. Milano'yu tercih ediyordum. İyi ki de Milano olmuş ha. İyi ki de Milano olmuş aynen. Çünkü ya yani Milano'nun eksikleri çok bariz. Yani Milano harcadığı para itibarıyla Evet. Çok sınırlı bir takım. Hı -hı. Yani olabilir böyle takımlar ama Milan. şeyi belli. Ya yani altı ile üstü belli. Real Madrid de evet. çok yukarıda. Bazen çok dipte de oynuyorlar ama evet. Milano daha hani koç şeyiyle şey bir takım. Genişme payası çok e, dar. Dar, dar. Yani, Aynen. Fes, her şey yapabilen bir takım. Doğru soruyorsunuz. Yani şimdi işte Hı -hı. kısa rotasyonuna bakıyorsunuz. Ya yani bu takımın Amerikalı oyuncuları Devon Hall ve Hı -hı. E, Troy Daniels. Hani o Ajyal'deki oyuncular. Şimdi hani play serisinde e, takımlar alır mısın? Ha yarattığı etki ortada bu oyuncuların. Evet. Kötü oyuncular olduğu anlamına gelmiyor. Rodenius zaten çaylak bir oyuncu Avrupa Hı -hı. için. Deion ola çok iyi bir oyuncu. Evet ama hani, sen Shavon Shields'ın son çeyrekte yaptığı şeyi yapan oyuncuya ihtiyaç duyuyorsun play-off'ta Efes'te Aynen sayısız. Aynen. Evet. Bu bu kategorideki oyuncu. Şimdi, zaten bana orada oynayan <laughs> oyuncuya ihtiyacım var ya. Ve ve yani bence özellikle ilk maçta da gözüktü. Ee, ya yani Kyle Hines, Yaşı'yla e da birlikte tabii ki. Hı -hı. Mesela iki, ikinci maçın sonunu getiren oyuncu Kyle Hans evet. dört fal oldu, çıkmak istemedi, dönemesine yani. dedi ben kalayım oyunda. Evet, evet. Ee, önce dansında bloğu yaptı, sonra, sonra misicin penetresinde bloğu yaptı. Hı -hı. Ama o da özellikle ilk maçta Hı -hı. çok zorlanıyor hareket etmekte. Yani eskisi gibi değil. Tabii Milan savunmada verdiği açıkları evet. hatırlay hatırlayacak olursak hani Karl Hines normal şartlarda tamam, işte kaymayı fa daha farklı yapıyor. O yüzden diyordum yani şey do doğru seçmek gerekiyor. Yani, tabii ki yani 4 5 önceki Karl Hines değil yani mismatch yapabilen, tutabilen, herkesi tutabilen bir e, savunmacıydı ama şimdi Misic bunu şey Karl Hines görünce ona biraz şey oynamak lazım yani biraz dengesi kaybettirmek kaybettirmeye çalışması gerekiyor yani bence çok orada çok üçlük e, deneyerek e, tabii ki işte yeni dönüyor vesaire ama Abi, yine işte e, seçenekleri çok, çok fazla doğru değildi. Senin dediğin doğru bir şey var. Burada e, Ettore Messina artık seriyi Milano'ya e, taşımak için risk alacak. Risk alıyor. Farklı e, işte trikler deneyecek, e, tuzaklar deneyecek. Başka şansı yok. Bu noktada işte Larkin ve Misic'i daha farklı savunabilir. Bu noktada senin dediğin gibi Boboa'ya ve Simon'a en James Anderson'dan gelecek skor katkısına çok ihtiyaç var. Yani Andule Efes eğer o üçüncü skoreri bulabilirse evet. bu iki maç İstanbul'da iki maçta Simon'dan Boboa'dan bir katkı alabilirse Öz 10 sayıların 15 sayıların üzerinde evet. ya da Bryant'tan. Ya, ee, da o Merman, zaman, ya da muermanda ya da muermanda çünkü o stratejiyle devam ederse Messina, Prezidento 4 4 numara, numara çıkartıp çıkartıyorsun orada bomboş yani atacaksın büyük ihtimal yani ya da close out at, atak edeceksin yani. Ve yani ben takımlar hmm. sağlıklıyken defesin de daha üstün hmm. takım olduğunu düşünüyorum. 2 e, ka kadroyu ve yani Kesinlikle. imkanları karşılaştırırsak Etorrea Messina da bence e, şanslı. Yani Milano projesi Bologna'ya ezildi. Bu sene ezilmeye devam ediyor. Bu maçı kaybetse 3-0'la karşı karşıya kalma ihtimali hiç az değildi. İstanbul'daki ilk maçta seri Hı -hı. Bir ihtimali hiç az değildi. Sakatlıklar geldi. Evet. Şimdi ortada bir bahane var Milano için. Yani, yani hani bizim tabii. Bir, maç sonu açıklaması Erken, Ettore Messi'nin inanılmaz. Yani, yani, bence sakatlıklar. Yani, İtalya Başbakanı olamazlar. bak İtalya Başbakanı daha az politika yapar. O maç sonu e, açıklaması yani Ettore Messi öyle bir tecrübe ki yani, bütün şey üzerinden attı. Yani biz bu seriyi kaybedersek zaten işte sakatlıklar oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu. Zaten gidiyoruz oraya. Ama ben realist bir insanım. Yemezler abiciğim. <laughs> yemezler onlar. Yediler. Ben hem, de, yemezler. Abi, hem Armani... de nasıl yediler. Bir sezon daha yerler. Onun yezeği falan her şey oldu. Bir sezon daha yerler. Ha. En fazla bir sezon daha Çünkü tamam. Milano'nun şimdi isim Çok açık. çok erken uzatmadı mı? Yani erken yani uzatmadı. O, za, o Milano, zaman ama biraz garip gelmedi mi Milano'nun bitirdiği bizim tamam. kulağımıza gelen Milano'nun bitirdiği iki tane transfer var. Büyük transfer. Bunları hani belki açıklarız. Şimdi bir gizem yaratayım daha sonra. Ben bir iki. tane biliyorum. Tamam. Sen şeyi biliyorsun. Ben biliyor musun? Ben iki, ben iki tane biliyorum. İki tanesi biliyorsun tamam. Ve bunlar hani seriden önce zaten yapılan konuşmalar. Ettore sınav ve Milano bu kadronun yetersiz olduğunun farkında. Hani gelecek sezon için planlama yapılmaya başlanmış durumda ama İbrahim abiyle başlangıçta konuştuğumuz hikaye hı hı. E, yani benim temelde bu tür playoff serilerine yaklaşımım biraz Real Madrid EFES serisindeki gibi. Hiç gerek yoktu bence. Şu maç 8-1'le son şeyi aldın. Bitsin orada. Hiç bu baş ağrısıyla da uğraşma. Çünkü şimdi iki maç var önünde kazanman gereken. Ne olursa olsun ve büyük favorisin. Evet. Çok büyük favorisin. ya yani Bunu e, Yaşamak da yaşatmak da zor. Doğru. Rahat olun. <gülüyor> <gülüyor> tamam Peki hocam. Abi. Rahat olun. Tamam ee, hocam. Barcelona, Bayern Münih'e hani son bölümde biraz daha değinelim. Olympiakos, Monaco, e, Alen'in serisi ona tabii ki yer ayıracağız. Hepimiz, hepimizin serisi değil mi İbrahim Bey? Evet. He, bence de. Yani <laughs> ben dedim sana <laughs> içimin yağları eridi Monaco kazanırken. Çok hoşuma gitti. Çünkü e, Ki ya, az bir miktardan bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok yağ dedin ya yağ miktarı vücuttaki yağ oranı. <gülüyor> <gülüyor> ee, kaç yüzdesi kaç? Zirvedeyken kaç? Kaçtı? Zirvedeyken. Evet zirvede ya da zirvedeyim oğlum ben zaten. Zir Siz. Allah <laughs> Allah. Wow, 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 wow. <laughs> Tamam, da, en fazla. Şey, anlamadım. yağ oranı. Şu anda en formda <laughs> Kaç? Bilmiyorum ki hoşuma Tamam o zaman oyuncuyken ne vardı şey atılamıyor mu? 7 8 yani? falan da herhalde. Kaç? 8 9 7 öyle böyle bir şey. 28 uydum ya. Ya 28 yani. 28. Biraz şey şiş şiş evet. dedin yani bir şey. Ben. Evet evet hatırlıyorum. Yani. <laughs> <Evet. Aa>, neyse. <laughs> ee, peki ba Barcelona Bayern'le devam ediyorum. Ben ikinci maç ben ikinci maçta oradaydım. Ee, tabii ki Andrea Trinkieri de Şeruan Siski üçüsü de birer teknik faal olarak görevlerini <laughs> 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 başarıyla <da> tamamladılar. <gülüyor> <gülüyor> özellikle yani Şaras'ın aldığı teknik faal. ben dedim ki şey artık ya ayakkabıyı falan çıkarıyor <laughs> giriyor sahaya diye. Ee, Barcelona istediği düdükleri alamadı ama Bayern'den kusursuz bir maç planı. Dechant zaten inanılmaz oynadı. Herkes katkı verdi. Obst'un o süre dolarken basketi bence çok belirleyiciydi ilk yarıda. Merhaba. Ve ya yani Barselona burada tabii kanadı kırık bir şekilde dönüyor ama Bayern teknik olarak avantajı alsa da Seri de önde mi? Yani çok tartışılır. Ben hala Barcelona'nın ya 3-1 ya 3-2 geçeceğini düşünüyorum. Hatta ya yani 3-1 bile olsa çok büyük sürpriz olmaz. Yani özellikle 3. Hani maç 3-1 geçeceğini düşünüyorum. Ama Trinkieri ve Bayern bence bu maçı kazanarak Abi. Bence sezonun en e, flash galibiyetlerinden birini aldılar yani bu kadar eksiye rağmen bu kadar zor şartlara rağmen böyle ciddi bir deplasmanda bu kadar konsantre olmuş bir Barcelona karşısında seyircinin bu kadar aktif olduğu bir ortamda e, maç kazanmak gerçekten e, takdire şayan o yüzden 3-1'de kaybetseler <laughs> bence sezonu başarıya tamamlamış bir bayan görüyorum ben. Alan Andrea Trinchiere de biliyorsun ünlü Hı. edebiyatçılardan bir avrupada <laughs> onun da çok özel açıklamaları oldu maç sonunda oyuncularıma işte barracuda olmaları için ilham vermenin bir yolunu bulmaya çalışıyorum yani biz sezon başı kadro kurarken denizdeki tüm balıkları avlayamayacağımızı biliyorduk biz de büyük bir köpek balığı değiliz ama hızlı ve pis bir işte barracuda olabiliriz gibi bir açıklaması vardı Andrea bu kesinlikle maçtan önce zaten ayna karşısında söyledim çalışma hepimizi. çok yakından e, Tanı tanıyan biri gibi. olarak evet. e, ya ben çok yıl, iyi ya, çok. Yıllardır söylüyorum. Yani bir takımın varsa 15-20 milyon bandında alıyorsun. bütçe. Başka Abi. koç ya alabiliyorsam evet. onu alırım. Avrupa'da başka koç evet. düşünmem. Mike James'le beraber alıyorum değil mi? <laughs> Mutlu. Ve veya yani şu takımın iki, <laughs> iki sene playoff yapması e, bu seride de yine ortaya koyduğu direnç çünkü ilk maçı Barcelona kazandı ama Bayern öyle e, hani kolay kaybetmedi çok zorlayarak kaybetti Barcelona'yı e, çok ben, takdir edilmesi gereken bir konu. Ben ben mutluyum çünkü biraz spicy bir seri oluyor evet. yani katılıyorum sizlere 3-1 olacak. Ya yani 3-2 de ama olabilir. olabilir 3-2 de olabilir ama Barcelona geçer. Yani şey realist olması gerekiyor yani. Şey, öyle bir reaksiyon verecek ki Barcelona ama hangi takımı sorgulamak lazım? Barcelona iyi mi? Playoff'a iyi değil. İyi Bay değil. Barcelona'yı mı sorgulamak lazım? bayağı mı Yok 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 Barcelona net yani. Çünkü nasıl girdi playoff'a? Olympiakos kaybetti, Maccabi kaybetti, Zaragoza kaybetti. Giriyor playoff'a, konsantrasyon hı. sıfır. Hı, hı İlk maç 10 sayı. Öyle işte şey olmasaydı yokubatis ve Exum olmasaydı kazanamıyor yani. Şey yakalabilirdi yani bayan. Zaragoza mağlubiyeti bence zaten biraz an iş arasının Ama tercihiydi. Ozan, Ama tercih kesinlikle yani koçlar böyle yapar reaksiyon hmm. garantilemek için. Ama 3 üst üste biliyorsun üç ne üst üste kadar ağır ol, olabiliyor. Yani çünkü yanlış ruhuyla gibi başladı yani bu seri. Yani bilmiyorum yani tam konsantre bir Barcelona izlediniz mi? Değil yani bence. Yani bak Mirotic ikinci maçta. Net yani şey Davis'te şey olsun Jokubaitis hmm. sıfır sayı eksum, full full problemi. Yani bayan mükemmel bir basketbol oynadı. Mükemmel. Çok, netli, iyi çok iyi, değil mi? Çok böyle agresif. Yani tabii ki ekstra performansı Thomas'a <laughs> vereceksin ama şey çemberleri bildiği için öyle <laughs> öyle yaptı. ama ama ekstra da soktu tabii yani. Deşan Thomas soktu şutlarını. Yani iki tane değil. ekstra var. Yoksa catch and shoot yaramaz yapa. çok iyiydi. Yaramaz ya, iyi. Ops oops de 14'te 13'lük. Evet. E, Düşün yani. yani. Ya zaten bir tanesi dediğim gibi yani süre dolarken Bir tanesi üçün. şey, e, Steph, Stephen Curry'nin e, şey ısınma yani. <laughs> hareketlerinden bir tanesi yaptı yani. Ama yani Bayern'in öyle bir kadrosu var ki geçen sene de bu ifadeyi kullanmıştık. Hani bugün Euro Cup'a koysan Kesin Euro kapı hani böyle domine ederek kazanır diyemezsin. Euro takımlarını evet. hani o şekilde kullanmak lazım ya normal şartlarda. Elbette hani favori olur ama yani şimdi bakıyorsun işte kadroya yani Nihat Cedovic ilk 5'te başlıyor 16 dakika. <laughs> İbrahim abi gülümsüyor çünkü program <laughs> öncesi. O ifadeyi kullanamayacağım ama ya, e, yani Nihat Cedovic Euro yok da. Nihat Cedovic ve ya. Alamaz e, radoşeviç. Radoşeviç radoşeviç. Sakat Bir takım Heh, şu anda Euro playoff oynuyor ya. Yani ve bu oyuncularla Trinkieri mücadele ediyor. Helal olsun. Helal olsun. Bence büyük başarı. Gerçekten yani. Art Bizim antrenörlerimiz o ağlarlar. Derler ki ya be, işte bilmem neyle işte Oktay Mahmut'un takımı, Mahmut'un takımı da oynamıyordu Cedovic. Düşün yani ee, şey milattan İyi önce. İyi tarihin abi. <laughs> milattan önce. Bu <laughs> kadar eski mi oldu? Yani. <laughs> yani e, işte şu anki. Ne yapsın ama Trinkieri? Hı. Oyuncu var mı? İşte hayır işte yani bu edebiyat da, da, da yanlış da hı. ama Trinkey'in zaten şeyi bu tarzı bu yani, yani bu Kanto. bu oyuncularla. Kanka, tarzı kesin. Bu tarzı Kanto, B, B sınıf kankı hatta kankı. C ve evet. B ve C sınıf. Ama David Blatt'ın da tarzı buydu. David Blatt o şansı başka asistan, bir şey yani, evrildi. Evet, asistanlıktan geldiği takım makabi olduğu için hı, hı. Yine o kazanan takımı hatırlayın yani 2014 evet, takımı evet. 15 milyonluk bir takım. Hiç kimse beklemiyordu. Onu başka bir programda değerlendireceğiz. <laughs> koçların hangi şey... koçların e, hangi takımlarla başarılı olabileceğini. Ee, İbrahim abi senin teorin vardı be. Var. var İbrahim var, bir mesaj var. verdi. Tabii tabii. Ee, not aldım. Olympiakos, Monaco birer cümle sonrası da kapatalım. Bir Çünkü nefes er... serisinin sonrasında da bir program, hemen sonrasında bir program yapmayı planlıyoruz. Onunla alakalı hani gelişmeleri zaten konuşuruz ama çok uzatmamak adına, Olympiakos Monako'yu da birer cümleyle konuşalım. Alan, sen zaten ben bir maç bekliyordun. Bir cümle. Bekliyordun. O zaman retorik bir soru soracağım sana. Darren More ne diyor? Ne diyor? Ya bilmen gerekiyor. Eski ya. Bunu söylemiştim önceki önceki sezonda Evet. Şey Twitter biosu değil evet, mi? Evet ya, Unuttum valla. Tamam, e, Türkçe çevireceğim. Şey e, fırsat, uzun bir ziyaretçi. Ha, e, olmaz şey, mı? Evet yani değil şey, yani e, şey opportunity is, is, not a lengthy visitor. Geldi Geldiği yani zaman kullanacaksın. çok, kullanacak uzun, tabii, çok tabii. uzun süre beklemez. Aynen yani. öyle. Aynen. Şey, tek cümle bu. Monaco'nun serisi. Ya, muazzam bir ikinci iki, iki maç. Seninki var ya coştu. <laughs> coştu yani. Müthiş oynadı. Değil mi? Ama Bacon da çok oynadı. Kim? Bacon. Bacon bayılıyorum zaten. Bacon Stephen, vardı. Stephen Jackson değil mi? Aynen. Tarzı. Aynen. Değil mi? İlginç bir... Ama yani Mark çok kararlı gelmiş. E, yavaş başladı ama... Yavaş başladı ama ikinci yarı muazzam oynadı. Yani. Yavaş başladı işte iki sayı ilk devrede. Değil mi? Ben Tabii. tahminimin arkasındayım ya. Yani şey, burada da bir maç Olympiakos. Yok, burada da bir maç Olympiakos alır. 3-2 Olympiakos. Ben de hala Olympiakos'un geçeceğini, ben geçeceğini düşünüyorum. Çok, düşün, düşün, çok mantıklı. Ama mantıklı. full destek veriyorum. Ama şimdi bakıyorum. şöyle bir şey var. İkinci maçta fiziksel çok ezildi Olympiakos. Evet. Çok ezildi. Evet. Mike James adapte oldu walk-up'a. Walk-up ilk maçta tamam güzel ama sonra ee, şey ikinci maçta Monaco her şey çevirdi. Hı. Monaco savunma yapıp yani kazandı. Dante Hall'da. Gördün mü Dante Hall? Uf. Nasıl bir şey bu ya? Azman. Perişan. Evet. Perişan. Evet. Perişan. Evet. Ee, peki burada noktalamam gerektiğini hissediyorum. Çünkü ikinizin de buradan bir yerlere gideceğini de biliyorum ek olarak. Ben, ben de e, hani burada... E, iş yapmak zorunda kalıyorum. <laughs> <sivirciye> karşı... <laughs> Evet. evet. cuma evet, günü cuma, cuma günü tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim. Mesajı artık alanlar aldıysa ben noktayı koyuyorum. Çok tamam. sağ olun izlediğiniz için sizlere de gelecek haftaya da işte cuma günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.